Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık sıhhat versin. Bugün Türkiye'de satılan 800.000 TL'nin altında 6 tane otomobil var arkadaşlar. Diğerleri hepsi 800.000 TL'nin üstünde. Bu otomobillerden bahsedeceğim. Bunların hangi otomobiller olduğunu, fiyatları ne kadar, bu otomobillerin yakıt tüketimiyle ilgili ya da kronik sorunları ile ilgili kısa ve öz bilgiler vermeye çalışacağım. Şu anda ağır hasarlı, pert kayıtlı otomobiller, yüksek kilometreli otomobiller hemen hemen de 600-700 bin TL bandında satılırken bu araçları almak daha mantıklı gibi gözüküyor. Şimdi bu otomobiller hangileri, hangileri ne kadar fiyattan satılıyor, hepsini inceleyelim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Fiyat cephesinde iki tane otomobil 800 bin TL'nin altında satılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 beygir manuel. Bu aracı 729.900 TL'ye bayilerden alabilirsiniz. 1.4 araçlarda genelde kronik olarak işte 10.000 kilometrede 1 litre yağ eksiltiyor gibi. Çünkü bizde bu araçlardan filo firmalarında çok var. Her araçta hemen hemen de yağ ile ilgili problemi çıkıyor. Onun haricinde yakıt tüketimi bakımından da diğer araçlara göre bir miktar fazla yakıyor arkadaşlar. Fiat Egea'da yine sedan kasada 1.4 Fire 95 beygir Urban Manuel 779.900 TL'den de yine bunları bayilerden alabilirsiniz. Garantili olduğu için bu araçları alıp kullanabilirsiniz. Yakıt tüketimini çok göz önünde bulundurmazsanız ve ben aracın çok böyle performans açısından hız yapmayacağım, çok süratli gitmeyeceğim derseniz kilometresi yüksek otomobiller almaktansa sıfır otomobil almak daha mantıklı gibi duruyor. Hyundai'de i10 1.0 manuel Jump 67 beygirlik araç 715.000 TL. Biraz küçük, 3 kişilik bir aile için yeterli olabilir. Beygirinin düşük olması yokuşlarda, kalkışlarda biraz size zorluk çıkarabilir. Yakıt bakımından Fiat Egea ile çok fark edeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Otomatik versiyonlu bir araç almak isterseniz yine 800.000 TL'nin altında Hyundai i10'un Jump modelini yine 67 beygirlik 760.000 TL'ye alabilirsiniz. Kısa mesafe ve şehir içi kullanımlarda otomatik olması size rahat ettirecektir. Yani otomatik versiyonlu bir araç alacaksanız, ben sanayide çok uğraşmayayım, garantili olsun derseniz bu tarz bir araç alabilirsiniz. Yine Kia Picanto arkadaşlar. Kia Picanto'nun 1.0 67 beygirlik otomatik versiyonunu 760.000 TL'ye alabilirsiniz. Bu araçlar son yıllarda çok üretildi ve çok satıldı. Küçük olması, her yere park edilebilmesi gerçekten bayan kullanıcılar için çok kullanışlı ve rahat oluyor. Bunun için bu araçlar satıldı. Kia, Hyundai gibi yine en az arızalanan otomobiller arasında yer alıyor. Bu tarz bir araca da 760.000 TL'den alıp binebilirsiniz. Yakıt tüketimi, gerçekten bunların hepsi hemen hemen de aynı yakıt tüketimine sahiptir. Yakıt tüketimi bakımından eşleştirme yaptığımızda hangi aracı alırsanız alın bu fiyat aralığında hiç fark etmeyecektir. Fakat yine bu otomobille de tam dolu olarak rampada kalkarken size zorluk çıkarabilir. Fiat Egea'da hatchback versiyonu 1.4 Fire 95 beygir Street manuel 779.900 TL'ye sahip olabilirsiniz. Hatchback bir kasa alıp işte benzinli olsun, manuel olsun derseniz de yine Fiat Egea'nın 1.4 manuel versiyonuna sahip olma şansınız var. Arkadaşlar, burada bugün 6 tane otomobilin 800.000 TL bandında satıldığını gördük. Bu araçlar hepsi normalde daha düşük fiyatlara satılması gerekiyordu. Bu araçların hemen hemen de 50 ile 100 bin TL arasında ÖTV farkından dolayı yukarı çıktığını biliyoruz. Bu araçlar eğer ki ÖTV'de bir düzenleme olursa, ÖTV'leri bunların düşerse, bu araçların fiyatları da hemen hemen de 50 ile 100 bin TL arasında aşağı inmek zorunda kalacaktır. O zaman ikinci el piyasasındaki bazı dengelerin de değişmesi gerekir. Biz bu otomobilleri saydık ama şu da bir gerçek. Bu otomobilleri acaba bayilerde bulabilir miyiz? Bu otomobiller bayilerde var mı? ÖTV indirimi olacaksa bu otomobilleri zaten bayilerde bulamayabiliriz. Çünkü ÖTV indirimi oluyor, otomobillerin fiyatları aşağıya düşüyor.
bir ay sonra bir bakıyorsunuz ÖTV yine fiyat artışından dolayı yukarıya çıkmış oluyor. Fiyat artışından dolayı yukarı çıktığından da bayiler bu araçlardan yine bu indirimi kar olarak kendi ceplerine koymuş oluyorlar. Yani nereye bakarsanız bakın bu araçlarda ÖTV indirimi olduğu süre içerisinde bayiler bu araçlardan para kazanır, bize bu araçları bulamayız. Biz saydık ama gerçekten bir araştırın, piyasada bu otomobilleri bulabilirseniz, bayilerde bu otomobilleri bulabilirseniz alın arkadaşlar. Yani almamazlık yapmayın. İkinci el piyasasında bu araçların fiyatlarına baktığınızda zaten hemen hemen de bu fiyatlardan 2022-2021 modellerini bulabiliyorsunuz. Ama sıfır otomobil almak için biraz bayileri araştırıp belki X bayide bulamazsınız ama diğer bayilerde bu otomobillere ulaşma şansınız olabilir. Bugün bir tane otomobil geldi arkadaşlar. İşte 2010 ya da 12 model. Ben de bu videoyu çekeceğim. Araştırdık, ettik, dedik manuel bir araç. Bu aracın fiyatı ne eder? Bir bakıyorsunuz arkadaşlar yani 600-700 bin TL 2012-2013 model arabalardan istiyorlar. O yüzden şu anda takasla otomobil almak çok zor. Kendi otomobilinizin fiyatını hemen hemen de 2020 model arabaya yakın bir fiyattan, eşdeğerden istiyorsunuz. Sarı sayfalarda şu anda yüksek modelli araçların fiyatları çok yukarıya doğru gidemediği için, onlarda bir kota, bir sınırlama olduğu için düşük modelli araçların fiyatları belirsizliğini koruyor. Yukarıya doğru eğilim içinde gidiyor. Onlar sürekli artıyor fakat şu anda hükümetin aldığı tedbirler ve denetimler sonucunda liste fiyatının üzerinde otomobiller satılmadığı için de bu otomobillerin fiyatları yukarıya gitmiyor. 0-3 yaş arasındaki otomobillerin fiyatları sabit, 50 ile 100 bin TL aşağıdan satılıyor ama 2010-2015 model arasındaki otomobillerin fiyatları her geçen gün %1-2-3 yukarıya doğru çıkıyor. Piyasadaki dengesizlik üst model araçlarda bitmiş durumda. Orada bir denge sağlandı. Fakat alttaki araçların dengesiz fiyatları hala sürüyor. Ağır hasarlı pert kayıtlı otomobillerle hemen hemen de daha düzgün, el ayağı düzgün dediğimiz araçların fiyatları aynı fiyattan satılmaya çalışılıyor. Şu anda takasla otomobil satmak çok zor. Bir kişi bayiye ya da bir galeriye gittiğinde otomobilini sarı sayfalardaki satılan fiyatlardan değerlendirmeye çalışıyor. Fakat oraya gittiğinizde iş değişiyor. Galeri bayi bu aracı oradaki görünenden 100.000 TL, 70.000 TL altında almak istiyor. Bu da binicinin ya da aracını satıp takasta otomobil almak isteyen kişinin işine de gelmediği için bu araçlar şu anda takas yoluyla satılmıyor. Piyasada en büyük sorun kredinin olmaması. 2. Düşük modelli araçların fiyatının çok yüksek. Sıfır otomobillere hemen hemen de yakın olması piyasadaki dengeyi tamamen bozdu. Araç satışlarını tamamen kilitledi. Bayiler takas yoluyla da otomobil alamıyor ve ikinci el piyasasında düşük model araçların haricinde şu anda otomobil satmak imkansız gibi görünüyor. Bazı arkadaşlar şöyle söylüyor. Önceden otomobil fiyatları yukarıya çıkacak diyordun. Şu anda düşecek diyorsun. Arkadaşlar bakın videoyu baştan sondan sardırarak izlemeyin. Baştan sonuna kadar izleyin. Ben lafımın her zaman arkasındayım. Bu zamana kadar söylediklerim şu. Sıfır otomobillere rutin zamlar gelmek zorunda. Geldi mi? Geldi. İkinci el piyasası sıfır otomobil piyasasının üzerinde seyrediyor. Düşmek zorunda dedim mi? Dedim. Düştü mü? Düştü. Hükümet bu tedbirleri almadığı süre içerisinde düşme şansı var mıydı? Yoktu. Biz ne demiştik? Hükümet ya da birileri bu işe el koymalı. Sıfır otomobiller daha düşük rakamdan ikinci el piyasasındaki araçlar daha yüksek fiyattan satılması mantıksız, Türkiye'de olabilir. Bu başka hiçbir ülkede görülmemiştir diye yayınlarımı izleyebilirsiniz. Onun için bana abi otomobil fiyatları yukarıya çıkacak diyordun. Hani şu anda da düşecek diyorsun. Biz ikinci el piyasasından bahsediyorduk o zamanlarda. İyi dinleyin, iyi idrak edin arkadaşlar. Şu anda ikinci el piyasasından otomobil almak mantıklı mı? Mantıklı. Düşük model araçların fiyatları yüksek ama yüksek modelli araçların fiyatları da bayramdan önceki günlere bakarsanız düşük arkadaşlar. Enflasyon oranlarına göre şu anda satılan sıfır otomobil fiyatlarının ikinci el piyasasında satılan otomobil fiyatlarıyla bir karşılaştırın bakalım neler göreceksiniz. Eğer otomobil ihtiyacınız varsa sıfıra yakın, sıfıra muadil otomobiller, bir de ÖTV limitinden düşmeyecek otomobilleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama sizin de otomobil ihtiyacınız varsa tam fırsatının olduğu dönemdir. Gidin koşun otomobil alın demiyorum. Bakın ağır hasarlı pert kayıtlı otomobile 400-500 bin TL vermeyin. Ama burada sıfır otomobiller varken 700 bin TL, 600 bin TL bandında gidin bunları alın. İkinci el piyasasını araştırın. Bu araçları alma şansınız varken alın arkadaşlar.
Videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Bu saydığım otomobillerden alan olursa, bayilerde bulan olursa ya da bayilerin yok çektiği otomobilleri yorumlara yazarsanız sevinirim. Biz de ona göre yine bu tarz videolar çekeriz. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.